Merhabalar. Bugün Merhabalar. merhaba Gönenciğim. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Bu sözü ilk ben Mehmet Ali Birant'ın 12 Eylül belgeselinde duymuştum. O geceden sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak diye açmıştı Mehmet Ali Birant o belgeseli. O sözünden sonra o kadar çok fazla da duyduğumu söyleyemem. O sertlikte de çok bir şey de yaşamadık aslında. Fakat şu Covid döneminde de bu sözü tekrar duymaya başladık 30 yıl önce söylenen. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. İşte bugün o hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacağın nedenini konuşacağız. Yani beklenen dijital dönüşümü, hatta yıkıcı dijital dönüşümü konuşacağız. Çok sevdiğim dostum Gönenç, aynı üniversiteden de mezunuz, o da benim gibi İTÜ'lü. Sevgili Gönenç'im, sen kendini tanıt, neler anlatacaksın? Zaten biz bugün susmayacağız gibi görünüyor. Sen ne canım? Evet Gönenç. Ne güzel, zaten evdeyiz. Daha yapacak, daha verimli bir işimiz de yok. Ne güzel, keyifli bir sohbet edeceğiz. Evet, çok kısa bahsedeyim kendimden. Gönenç, ben İzmir Fen Lisesi'ni bitirdim. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni bitirdim. Çalışma hayatımda 25 yıl bitti. 25 yılda ne oldu diye şöyle bir kısaca baktığımda aslında 3 tane konuda kendimi geliştirdiğimi söyleyebilirim. Bir tanesi işte kendi mesleğim olan bilgisayar mühendisliği. Bir tanesi IFK Mükemmellik Modeli, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın. Biraz bahsedeceğim ondan da, dijital dönüşümde ilgisi var çünkü. Bir tanesi proje yönetimi. Proje yönetimiyle ilgili sertifikalarım var. Eğitimler veriyorum. Gene bahsederim detayına çok girmeden. Bir de mentorluk yapıyorum. Hem Aydın Doğan Vakfı bünyesinde hem de İTÜ Mezunlar Derneği bünyesinde. Bu da bana çok şey katıyor, gençlerle birlikte olmak. Ondan da yeri gelirse geldikçe bahsederim. Çok şeyler öğreniyoruz gençlerden. Kısaca böyle tanıtım. Şimdi... bu video nasıl çıktı? Biz Gönenç'te ikimiz de İstanbul Kurumsal Gelişim'in proje yönetim hocasıyız. Çok değerli hocalarımız da var orada. Bir gün böyle ve biz şunu da değil mi Gönenç'im? Bir yıldır biz zaten Zoom'da hep toplantılarımızı yapıyoruz. Evet. Biz bunları hep söylüyorduk ama insanlar da biraz bu virüsü beklediler bunu hayatlarına sokmak için. Bir gün böyle toplantıda işte ne düşünüyorsun falan diye. Bir gün değil, geçen haftaki toplantıda Gönenç'im yıkıcı dijital dönüşümü learn, unlearn, relearn. Doğru söylüyorum değil mi? Söyledim ve ben çok etkilendim. Aman abi dedim, senle bunu konuşalım. Evet. Şimdi aslında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, doğru, ama hiçbir şey zaten eskisi gibi olmuyor çok uzun zamandır. Biraz böyle filmi geriye sarıp okul yıllarından başlayacak olursak, bu dijital dönüşüm nereden nereye geldi? Birkaç çarpıcı noktayı vurgulamak isterim. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünün laboratuvarında 1990 yılında ben başladığımda her öğrenciye bir bilgisayar yoktu. Sınırlı sayıda bilgisayar vardı. Biz oraya isim listemizi yazdırıp belli günler için randevu alıp çalışabiliyorduk. Ama 90'lı yılların sonuna gelindiğinde 10 yıldan daha az bir süre sonunda evlerde bilgisayarlar vardı ve biz internetten sipariş veriyorduk. Örneğin Migros'tan ev alışverişini yapıyorduk veya Amazon'dan film, kitap sipariş veriyorduk. Yani bu kadar kısa sürede olay nereden nereye geldi? Veya uzaktan bağlantı dediğimiz konu 90'ların sonu 2000'lerin başlarında mümkün oldu. Şirkette çalışıyorduk biz. Eski tabiri caizse monitörlü bilgisayarlarda mesai bitince evimize gidiyorduk. Sonra laptoplar çıktı. Laptop büyük bir devrim oldu tabii ama sadece çok pahalı olduğu için yöneticilere veriliyordu. O zaman yöneticiler evden de bağlanabilsin, işlerini yapabilsin. Dial-up modemlerle bağlanılıyordu. Hatta şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bir server almıştık şirkete. Yöneticiler gittiği yerden şirketin serverını arıyorlar. O zaman tabii normal sabit hatlar var, cep telefonu değil. Şirketin serverı yöneticiyi geri arıyor. Bu mesela bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu da hızla yaygınlaştı. Ve şöyle şeyler hatırlıyorum, işte Olimpos'ta, Asos'ta, dağ başında hiç teknik imkanların olmadığı yerlerde herhangi bir kapıyı çalıp ve sizin telefonunuzda bir saniyelik bir görüşme yapabilir miyim? Şöyle oluyordu, modeme bağlıyorduk laptopu. O bir saniyede modem bilgisayarı aracılığıyla arıyor şirketin serverını. Server hemen geri kapatıp arayan numarayı çeviriyor ve geri arıyor. Böylece önümüze çıkan herhangi bir evden, restorandan, kafeden aramakta bir sıkıntı olmuyordu. Karşı tarafa fatura yansıdığı için şirkette mailleri download ediyorduk bilgisayara.
Sonra gidiyorduk, okuyorduk, cevapları yazıyorduk falan. Aynı işlemi tekrar yapıp bu sefer upload ediyorduk cevaplarımızı. Öyle bir çalışma o zaman için devrim niteliğindeydi ve şey diyorduk, ne kadar büyük bir dönüşüm oldu, dijital dönüşüm budur falan diyorduk. Gönenç, bulutsuz günler, bulutsuz hava. Sonra işte hızla her şey çok değişti. Mesela çalışma hayatının ilk başladığında gene yıkıcı bir dönüşüm oldu. 95 yılında şirketlerde muhasebeden sorumlu muhtemet denen arkadaşlar vardı ve maaşı bunlar öderdi. Arkalarında kasa olurdu. Biz maaş almaya gittiğimizde kasadan parayı çıkartırlardı, sayarlardı. Bir bordroya ıslak imza atardık. O imza karşılığında maaşımızı alırdık. Aynen. İlk şey, bu da bir dijital dönüşüm. Bankamatik kartı dağıtıldı ve artık maaşlar hesaba yatacak. Siz bankamatikten çekeceksiniz. Hastane ne zaman çekebiliriz? Sistem o kadar hassas ki ayın 1'ine girildiği anda 12'yi bir geçe maaş çekilebilir. O zaman çalıştığım şirket Mastak'taydı. Hatırlıyorum Pamuk Bank vardı o zamanlar. Pamuk Bank'ın bankamatiğinde saat 12'yi bir geçe benim çalıştığım çalışanlar var. Maaşını heyecanlı çekeceğiz kartla diye. Müzik endüstrisi nereden nereye geldi? Mesela plak çalarlarımız vardı. Plak dinliyorduk. Sonra kaset. Şimdi benim evde hala kıyamadığım kasetlerim var. Aynen benim de. Ama çalacak aletim yok. Atamıyorum da o kasetler duruyor. Belki ileride nostalji olacak plaklarda olduğu gibi değil mi? Ben de kayıt vardı. İki tuşa basıp FM'den kayıtlar vardı. Stüdyo FM vardı. Akşamları aldık. Oradan kayıt yapardık. Aynen. Televizyondan kayıt yapardık. VHS kasetler, beta kasetler vardı. Benim hala atamadığım Dünya Kupası finalini kaydetmişim. VHS kaset ama çalacak şey yok. 86 Maradona'nın olduğu. 86 Maradona'nın Dünya Kupası. Aynen. 90 evliliğimiz de bizim VHS'de. Doğru. Bir ara şeyler çıktı abi. O kasetleri VCD'ye çekenler mahallelerde böyle videocularda yazıyordu. Çekilir VHS'den CD'ye diye. Bir kısmını çektirmişiz bazı videolar. CD'ye çekin. Ama şimdi CD de kalmadı ki. İşte DVD'ler çıktı. Yani kısa sürede elimizdeki aletler rahatsız duruma geldi. Alet demeyelim de medya, müzik çalar, video çalar, medya var ama şey yok, cihaz yok artık onları çalışacak. Müzik koleksiyonları anlamsız hale geldi. Müziği istediğimiz yerden ulaşıyoruz değil mi? Bende de var, yüzlerce film var mesela. O film koleksiyonu tabii insan kıyamıyor, atamıyor, duruyor ama artık yeni DVD alıp koymuyoruz öyle, geliştirmiyoruz. MP3'ler değil mi? O MP3'leri bir yerlerden temin ederdik, birbirimizden alırdık. MP3 klasörleri, öyle hard disklerim var benim, MP3 hard diskleri. Ama bir tane diske? Yok, Spotify'ı açtık mı bitti. Bitti. Şey devrim olmuştu mesela, bir tane harici diskin içerisine işte yüzlerce, binlerce kasetler, şarkılar, video görüntüleri kaydedebilmek çok büyük bir devrimdi. Çünkü o zamanlar çok eskiden datayı bir yere saklamanın da bir maliyeti vardı. Yani bir VHS kaset tuğla gibiydi. Tabii. Sonra incecik DVD'ler çıktı, Blu-ray'ler çıktı gibi. Yani aslında dijital dönüşüm, biraz geriye filmi sarıp baktığımızda özellikle bizim kuşağımız bunu her an yaşadı, sürekli yaşadı. Bazen giderek hızlandığını hissediyoruz. Çünkü bunu nasıl anlıyoruz? Piyasaya çıkan ürünün end of life olma süresi kısalıyor giderek. Sanki orada yani telefonları daha çabuk değiştiriyoruz. Laptopları daha çok mesela telefonlara gene hatırlayalım ilk cep telefonlarında. Küçücük ekran sadece mesaj yazılabiliyor, tuşlu telefonlar. Sonra BlackBerry çıktı değil mi? BlackBerry çıkınca vay mailleri küçücük bir cihazdan yazabiliyoruz. Tuşlu insanları için. O da büyük bir devrim olmuştu. Çok büyük bir dönüşümdü. Gene ilk çıktığında çok pahalıydı. Sadece yöneticiler kullanıyordu. Sonra çalışanlara giderek yaygınlaştı. Şimdi cep telefonu, bilgisayar, televizyon düşündüğümüzde bu cihazları ne kadar sık değiştiriyoruz, bunun sıklığı ne kadar artıyorsa o alanda aslında dönüşüm o kadar yıkıcı oluyor diye düşünmek lazım. Günümüzde buna ciddi kafa yoran, felsefesi üzerine çalışan bilim insanları var. Şirket yönetim kurulları toplanıyorlar. İşte bizi birisi yıkmadan biz nasıl yıkarız kendimizi diye düşünüyorlar. Dijital dönüşümü nasıl yapacağız diye kafa yoruyorlar. Aslında konuyu COVID biraz doğal akışı hızlandırdı diyebiliriz. Değil mi? Kesinlikle. Çünkü biz bu toplantıları geçen yılda yapabiliyorduk. Bu eğitimleri uzaktan zaten yapabiliyorduk. Teknoloji var, cep telefonunda Skype'lar, WhatsApp'lar görüntülü görüşmeye izin veriyor. Aslında pek çok şeyi yapabilir durumdaydık. Ama işte şimdi evlere mecburen kapanınca bu çok hızlandı. Dolayısıyla bu dijital dönüşüm konusu da zaten gündemdeydi ama biraz daha
ağırlıklı olarak gündeme girdi. Evet. Şimdi bu gelinen nokta şu küçücük telefonun sizin işlerinizin ne kadarı buradan yapılıp ne kadarı yapılamıyor noktasına indirgendi aslında. Hı-hı. Günümüzde şirketler, irili ufaklı, KOBİ'ler, benim ürünüm, benim yarattığım değer ne kadar mobil cihazlar üzerinden satın alınıyor, erişilebiliyor. Buna kafa yormaları lazım ve bu ölçüde aslında çağı yakaladıklarını ya da yakalayamadıklarını söyleyebiliriz. Birkaç tane örnekle de destekleyelim bunu. Mesela su siparişi veriyoruz değil mi? İşte cep telefonundan kapıya geliyor. Ama mesela orada parayı ellemek istemiyoruz artık virüsten sonra. Su kapımıza gelince para alışverişini istemiyoruz. Mesela bunu gelmeden önce kredi kartından alabiliyorsa biraz daha günümüze yaklaşmış demektir o su bayisi. Hı hı. Çünkü biz orada hiçbir şeye dokunmak istemiyoruz. Tamamen süreci mobil yapmak istiyoruz. Hı hı. Bir de tabii mobilin de normal online içerisindeki ağırlığı çok radikal şekilde artmaya başladı. Yani hem e-ticaret dediğimiz şey giderek online'a kaydı. Online ağırlık arttı ve artacak da Türkiye'de hala çok büyük fırsatlar var. Giderek her yıl %40, 45, 50 civarında büyüyor. Bu büyüme de hızlanıyor. Yeni sektöre firmalar giriyor e-ticaret sektörüne. İşte bu e-ticaret pazarının içerisindeki online ağırlık da %10'lar, 20'ler, 30'lar derken şimdi 60-65'lere geldi. O da giderek büyüyor. Dolayısıyla şirketlerin biraz kendini ve şahısların ve profesyonellerin kendini ben ne kadar mobilim diye aslında sorgulaması lazım. Yani süreçlerimin ne kadarı mobil? Uçtan uca mobil bir süreç bir deneyim yaratabiliyorsak müşterilerimize burada kendimizi daha bu dönüşümün ileri bir noktasında varsayabiliriz. Ama sıkıntılar varsa, ödemeyi yapamıyorsak, hala kağıt para alışverişi varsa, işte bazı noktalarda süreç tıkanıyorsa, tamamen mobil deneyim yaşanamıyorsa orada bir problem var demek şirket açısından. Baktığımız zaman. Disk gibi örneklerde firmalarda bu süreçte, aslında bu süreç dediğim gibi çok önceden başlayan bir süreçti ama burada biraz keskinleşti. Dijital dönüşüme ne kadar ayak uydurabilirsek önümüzdeki dönemde o kadar başarılı olacağız. İstediklerimize sahip olacağız. Ve bir de şu var. Ben işte bu Harari'nin kitabında 2025'te büyük transformasyon, dijital dönüşüm devrimi bekleniyor diyordu Harari. Ama şimdi 2025'e kalmadığı gibi asıl enteresan o. Ondan sonraki aralıklar daha sıkılaşacak. Yani 2026'da belki yeni bir dijital dönüşüm olacak. 2029'da bir tane daha alacak. Ve işte tabii insan tarafına baktığımızda da insanı en çok yoran tarafı da bu olacak. Sürekli o yeni dijital dönüşüme alışmak, yeni dijital. Şu an kabul edilebilir, insanların kaldırabileceği bir şeyde gidiyor bu iş ama daha sonra artık kaldırmakta bir hayli zorluk çekeceğiz. Ya benim 27 yaşında oğlum şey diyor, ya şimdi gençlerin kullandığı şeyler falan diyor. Yani onların dünyasının çok uzakta olduğunu, farklı şeyler yaptıklarını söylüyor. Yani biz 27 yaşında genç olarak alınıyorduk, düşünüyorduk. Ya korkunç bir hız var ve mesela eğitim içinde benim düşüncem abi, yani eğitim kuruluşları da, bizim çocuklara verdiğimiz eğitimde de esnek zihin yapısı. Esneyecek sürekli. İşte bu da biraz artık bence dünyadaki o dogmalara, didaktik söylemleri dışlayıp daha sorgulayıcı, bugünün doğrusu yarının doğrusu olmayacak bir dünyaya doğru da evriliyoruz diye düşünüyorum. Edgar Ağaç'ım. Aynen, aynen. Şimdi bir çarpıcı örnek de IFK modeliyle ilgili vereyim. Şöyle kitabı göstereyim. IFK model kitabı bu. Yeni, çok taze. 2020 versiyonu. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın bir stratejik yönetim modeli aslında. IFK modeli. Bilmeyenler için çok kısaca böyle bir açıklama yapabilirim. Türkiye'de bunun temsilcisi Kalder. Kalder her yıl kalite ödülleri veriyor. Bu modele göre şirketlerin bir değerlendirmesini yapıyor. Gönüllü değerlendiricileri var. Bir tanesi de benim uzun yıllardır, 15 yıldır, hatta son 10 yıldır baş değerlendiriyorum. Çok keyifli bir süreç. Çok şey öğreniyoruz. Ya ben çok çok farklı şirketlerde çalışmadım ama Kalder değerlendiricisi sayesinde çok farklı şirketleri
yakından tanıma şansım oldu. Kültürlerini görme şansın oldu. Kesinlikle. Ve o mukayeseleri de yapıyorsun kendi firmanla nasıl yapıyorsun. Ve hepsi de Türkiye'nin kalbur üstü çoğunlukla önde gelen firmaları. Onunla çok yakından tanımak büyük bir şans. Böyle bir deneyim insana çok şey katıyor. Şimdi bu modelin içerisinde yıkıcı dönüşüm kavramı var. Daha Covid falan ortada yok. 2019'un Eylül ayında, Eylül-Ekim aylarında lansmanı yapıldı. Yaklaşık 2 yıllık uzun bir çalışma yaptılar. İşte dünya genelinde CEO'larla görüştüler. Şirketlerin çalışanlarıyla konuştular, bilim insanlarıyla değerlendirmeler yaptılar. Model öyle hazırlandı, bir anda ortaya çıkmadı. Ama sanki bugünler için çok iyi bir rehber olarak hazırlanmış gibi cuk oturdu bazı şeyler. İşte yıkıcı dönüşüm bir tanesi, yıkıcı transformasyon, yıkıcı düşünce. Çok bariz örneklerini kısa sürede yaşamaya başladık. Ben yakın zamanda IFQM'den yani... bu değerlendiriciliği devam ettirebilmek için kendimizi yenilememiz gerekiyor. Yakın zamanda bir eğitim aldım. Bu eğitimde de bizim PMI'da yaşadığımız dönüşüm sürecini örnek verdim, yıkıcı dönüşüme. Çok, çok ilgi tuttu. Onu burada çok anlatayım. Güzel. Mesela güzel. Sınav süreci PMP Project Management Professional, kısaltması PMP diye kullanıyoruz. Dünya yerinde kabul gören saygın bir sertifika. Bu sertifikayı almak için işte kursa gitmek gerekiyor. Belli bir yıl deneyimini kazanmak gerekiyor. Ve de bir sınavı var. Çok da kolay olmayan 4 saatlik 200 soruluk bir sınavı var. İşte bu sınavın yapılış şekli geride bıraktığımız pandemi döneminde çok yıkıcı şekilde değişti ve çok ani bir değişim oldu. Nasıl oldu? Bu sınava girmeden önce belli sınav salonlarından randevu almanız gerekiyor. Türkiye'de 3 ayrı sınav salonu var. İstanbul'da bir tane, İzmir'de bir tane, Ankara'da bir tane düşünün. Koskoca Türkiye'de 3 sınav salonu var. Orada randevu koparmaya çalışıyorsunuz sınava girmek için. Bazı dönemlerde talep yoğunlaşıyor. Sınav döneminde değişiklik olacaksa özellikle. Üst baş araması var sınava girerken. İşte orada kameralarla sizi izleyen görevliler var. Çok ciddi bir süreç ve bu bir sektör. Bu sınav salonunu açmak için bir yerlere başvuruyorsunuz, denetimlerden geçiyorsunuz. Bunun da sertifikası var sınav salonu olmak için. Şimdi ne oldu? Mart'tan itibaren insanlar sokağa çıkamayınca, sokağa çıkma yasakları başlayınca sınavlar ertelenmeye başladı. Çok daha önceden, aylar önceden hazırlanmış, çalışmış kişiler var sınava girecek. Sokağa çıkmak yasak, sınav erteleniyor. Baktılar ki başı olmuyor yani, belirsizlik uzuyor. Mart'tan Nisan'a ertelendi, Nisan'dan Mayıs'a ertelendi. PMO öyle çok radikal bir değişiklik yaptı. Dedi ki sınavlar evden online olacak. Nasıl ya, herkes şok oldu. O kadar üst baş araması, kameralar, işte önlemler nasıl olacak evden? Kopya çekmeyi nasıl engel olacaklar? Perdenin arkasında birisi saklanırsa, sehpanın arkasından birisi okursa bana falan nasıl olacak falan. Gayet güzel oldu. Şimdi bununla ilgili videolar da çekiyoruz. Çok ilgi ve merak var çünkü nasıl oluyor diye. Bir denetmem var. Sizin bilgisayarınıza bir program yükleniyor. Sizin kontrolünüzden çıkıyor bilgisayar. Sadece soruları siz görüyorsunuz. Denetmen karşıdan kamerayla sizi izliyor. Öncesinde odayı gösteriyorsunuz. Kim var kim yok. Perdenin arkasını gösteriyorsunuz. İşte kapıyı görmesi gerekiyor. Kimse girip çıkmayacak. İşte mesela sesli konuşmanızı istemiyor. Eğer ses çıkarırsanız acaba birisi o sesi duyuyor, alıcı verici var, size bir mesaj mı geliyor diye. O sizi dinliyor ve görüyor ve sınav yapılabiliyormuş. Giren herkes de diyor ki ne güzel, işte rahat rahat evimize girdik. İşte kaygılar vardı, internet kesilirse ne olacak, bağlantı koparsa ne olacak. Diğer sınıftaki ortamda da öyle şeyler oluyordu. Yani teknik olarak olma ihtimali biraz daha az olmakla birlikte gene var. Bağlantı koparsa kaldığı yerden devam edebilirsin abi. Peki bu dönüşüm neye sebep oldu? Mesela düşünün, yeni bir iş kolu çıktı, gözetmen ya da denetçi sınavda bunları bu kişiler artık meslek sahibi bu insanlar. Onlar da oturup bu işi yapacaklar. Bir iş kolu da yıkıcı şekilde yok oldu. Sınav salonlarına ben artık geri döneceğini zannetmiyorum. Yani herkes evinde sınava girmeye alıştıktan sonra kim gider de sınav merkezinde? Onun trafiği var, otoparkı var, stresi var. Yetiştim mi, yetişebilecek miyim? Bu yıkıcı bir gerçekten dijital dönüşüm oldu. Bundan sonra sınavlar bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Ay sözünü böldüm ama şey diyeceğim. Mesela arada çok güzel bir şey söyledin. Yeni bir iş kolu açıldı. Geçenlerde okuduğum bir şeydi. Aslında istatistikler de değişmiştir. Diyor ki 2014'te doğan çocukların %70'ini yapacağı iş kolları henüz icat edilmedi, bulunmadı. Ki çok doğru. Yani çok doğru. Şimdi oğlum işte yapay zeka uzmanı bir şeyler söylüyor, ben tam şey yapamıyorum ve öyle bir şey 1993'te yoktu. Çok doğru. Baktığınız zaman yani bu korkunç bir şey olacak ve aslında bence önce eğitimcilerin
ve ailelerin hem çocuklarını hem kendilerini bu sürece hızlı adapte etmeleri gerekiyor. Aslında birinci şey o, firmalardan önce. Bunu ne kadar içeriden biz verebilirsek firmaların da işi kolaylaşmış oluyor. Eğitim kuruluşları açısından da. Ama olacak. Yani olacak. Belki de bu virüsün en hayırlı şeysi bu oldu. O dijital olacak. Dönüşümü hepimize hatırlattı. Biraz kafamıza vurdu. Mesela neler bekliyorum ben? Evlerdeki alışkın olduğumuz 3 artı 1, 3 oda 1 salon, Fransız balkon, onlar da değişecek. Mesela balkon bir ihtiyaç oldu. Çoğunlukla evdeyiz. Bir açık hava. Balkonlu evler değil mi şimdi? Evet. Yatak odası, oturma odası, salon gibi kavramlar geçerli değil. Niye? Evde iki profesyonel çalışan olsun anne baba. İki de öğrenci olsun. Bunların gün içinde ayrı ayrı kişisel özel bölgelere ihtiyaçları var. Birisi ders dinleyecek, öbürü toplantılarını yapacak. Aynı ortamda yapamazlar ki. Herkese böyle masası, interneti, değil mi? Kesintisiz internet hatta. Hatta evdeki internetler birkaç frekanslı olacak. Yani yüksek frekans, daha düşük frekanstan, farklı kanallardan yayın yapan. Çünkü evdeki internet kullanan cihaz sayısı çok arttı. Kesinlikle. Televizyonu bağlıyoruz. Telefonlarımız internete bağlı. Bilgisayarlar bağlı ve evde 4 kişi, 5 kişi varsa hepimiz çok yoğun şekilde bağlıyız. O teknolojiler değişecek belki. Evlerde bilmiyorum nasıl, çok eskiden ofislerde böyle büyük toplantı salonları olurdu. Sonra zamanla o toplantı salonlarından vazgeçildi. Belki bir tane büyük toplantı salonu, sonra küçük ofisler oldu. Evlerde de belki böyle çalışmak için özelleştirilmiş alanlara ihtiyaç olabilir ileride. Biz eğitmenler kendimizi mesela nasıl hazırlamalıyız dijital olarak? Benim şöyle bir gözlemim var. Bazı toplantılarda bazı arkadaşlarım görüyorum ki işte arkaya bir yeşil çuha almışlar. Yeşil çuha sayesinde uygulamaları da yüklemişler. Güzel güzel işte. Arkada istedikleri fonu kullanıyorlar. Arkada sunumda olabilir, fotoğrafta dönebilir, videoda dönebilir. Mesela bu bir gözlem benim için. Arkada duvar görünmesindense bir yeşil çuhada akan bir görsel olması daha profesyonel bir şey verebilir, algı verebilir. Doğru. Öğrenciler için. Gönenç, benim aklıma bir şey daha geliyor. Bu şimdi Airbnb vardı ya, tatil yeri kiralıyordu. Şimdi onlar zaten İtalya'da başlamış. Home ofisler, yani tekil çalışma ofislerinin kiralamasına ve ben inanıyorum bu plazalardaki birçok ofiste tekil çalışma ofisi olacak. Çünkü dediğin çok doğru bir nokta. Evin içinde çocuk sayısı fazla olduğu zaman ya da profesyonel çalışan fazla olduğu zaman bir ses şeysi de oluyor, yükü de oluyor ve insanlar artık home office gibi oda kiralayıp ve firmalar bu odanın temizliği, bakımı, işte efendim söyleyeyim oradaki belki iç dekorasyonu sağlayacaklar. Hani şimdi var ya, her firma araba veriyor, telefon veriyor. Senin ofisin 2 gün temizliğini ben ayarlayacağım diyecek. İşte efendime söyleyeyim oradaki mobilyalı şeyi vereceğim diyecek. Onun içinde şu şeyler olacak. Ve böyle bir çalışmaya gidiyor diye düşünüyorum. Bir de ben bizim kardeş mesleğimiz mimarların çok işlerin açılacağını düşünüyorum. Özellikle bu lokanta ve toplu kalabalık alanlarda yeni bir mimari tasarımlar ortaya çıkacak. Özellikle işte lokantalar olsun, sinemalar olsun, bunların hepsinde tasarım değişiklikleri olacak ki tahmin ediliyor. Yani biz tabii sağlıkçıların yayılancısıyız. Yani bunun benzer virüslerin de ortaya çıkma şey. Yani şu yok, işte aşı oldu, bu işte bitti, hadi eski dünyaya dönelim. Bunun olmadığını artık herkes kabul etti ve tasarımsal anlamda da büyük değişiklikler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bir örnekle destekleyeyim. Dün öğrendim. Bir arkadaşım konuşurken dedi ki biz tesadüfen binada boş bir daire vardı. Hemen kiraladık dedi. Ne yapıyorsunuz ya? Vallahi dedi, şimdi evde anne psikiyatr, onun online seansları oluyor. Tamamen özel ve sessiz bir odaya ihtiyaç var. Baba üst düzey yönetici, onun aynı şekilde. Çocuklar... biri üniversite öğrencisi, hem sosyalleşiyor hem dersler orada. Eve sığamıyoruz, sığmamaya başlamışlar. Evimiz küçüktü, biz dedi bunu bir şey olarak gördük, bir fırsat olarak gördük, orayı kiraladık. Şimdi tam dediğin gibi, orası onların ofisi gibi. Gidip orada işte seanslar yapabiliyorlar, eğitimleri orada yapabiliyorlar. Yani gün içerisinde tamamen ofis gibi. Yatmaya herkes evine geliyor tabii ama herkes daha özgür bir alan yaratmış durumda. O büyük büyük plazalar belki daha küçük çalışma ofislerine dönüşecek. Günlük kiralanan, saatlik kiralanan değil mi? Aynen. Saatle kiralanan. Ve Gönenç, benim yine öngörüm, bu futuristler de hep şunu onu söylüyor.
çalışma ölçümleri de saat bazına gidecekler. Saat bazına gidecek. Ve insanlar da birden fazla firmaya hizmet edebilecek. Yani herkes bir danışman modeline doğru dönecek. İşte benim A firmasıyla işim bitti, bir ara verdim, B firmasıyla çalışmaya başlayacağım. Orada zaten artık her şey ölçülmüyor mu? Yani saat 10'da başladık, 12'de bittik. Belki çalışma anlarımız da tabii biraz bu gözetlemeler falan da artacak onun içinde. Belki evet. O kayıtla da öbür tarafta isteyen seyredebilecek. Hani nasıl işlerinde gelip bakarlardı ya arkadan, sen iskambilin oynuyorsun, ne yapıyorsun falan diye. Onlar dediğin gibi, ne güzel söyledin biraz önce, o PMP sınavında yapılan uygulamaları işveren de çalışanına belki de yapacak. Şimdi demin konuşurken şeyi atladım. PMI sadece gözetmenle izlemiyor. Arkada bir yapay zeka var sizin hareketlerinizi takip eden. Gözünüzü başka bir yere kaçırıp uzun süre bakıyorsanız onu fark ediyor hemen. Veya elinizi ağzınızı kapatırsanız acaba birine bir sinyal veriyor. Yani bunu sadece bir göz ve insan izlemiyor. Yapay zeka da izliyor. Uzaktan çalışanların, evet, çok güzel bir noktaya temas ettin. Her attığı adım ölçülebiliyor. Performans hedefleri konulabilir, takip edilir. Artı aslında teknoloji şeye de müsait. Sabah kaçta uyandı, bilgisayarını kaçta açtı, ne kadar eforunu bana harcadı, ne kadar eforunu diğer... Bunlar hesaplanabildiği sürece birden fazla şirkette çalışmak gayet mümkün olacak. Mesela çağrı merkezi için çalıştığınızı düşünelim. Üçe bölünüp farklı şirketlerin çağrı merkezinde çalışabilirsiniz. Hepsinin hedefi ayrı. Ne kadar süre harcadınız, ne kadar login durumda sistemde kaldığınız, kaç tık çözdüğünüz ya da sorun çözdüğünüz ölçülebiliyor. Değil mi? Bunlar olduğu sürece katılıyorum ben de. Verimlilik ilk artışı olacak sonuçta. Bir konuda uzman kişiyseniz belki bu uzmanlığınızı çok daha fazla farklı sektörlerde değerlendirme imkanınız olacak. Uzmanlaşma öne çıkacak ki bence doğru olan bu. Bizdeki biraz böyle yalan pozisyonların yerini aslında uzmanlık alacak. Ya uzman, ben bu işin uzmanıyım dediğiniz zaman size her yerde kapalı. Ben bilmem ne direktörüyüm, ben bilmem ne müdürüyüm, koordinatörüyüm yerine ben bunun uzmanıyım. İşte o uzman aranacak diye düşünüyorum. Belki o koordinasyon da zaten yapay zeka ve şey üzerinden, sistemler üzerinden yürüyecek. Zaten sizin o koordine ederek onu aradın, bunu aradın, şuna baktığını sistem yapıyor olacak. Sizin çok uzmanlığınızın doğru. O sisteme iletilmesi gerekecek diye düşünüyorum. Evet, dijital inovasyon ya da dijital dönüşüm ilk 95'lerde konuşulmaya başlamış. Yani 25 yıllık geçmişi var. Çok yeni değil. 25 yıldır aslında gündemde olan bir konu. Bazı şirketlerin ne kadar radikal bir değişiklik yarattığını gözlemleyebiliyoruz. İşte Netflix'i söyleyebiliriz, değil mi? Postayla kaset gönderiyorlarmış. Eskiden hakikaten her mahallede VHS kaset film kiralayan dükkanlar vardı. Dükkana gidip film seçerdik, VHS kasetleri alıp kiralardık falan. Sonra az önce de konuştuk, hızla değişti. Şimdi Netflix gibi platformlar var. Filmlere erişim çok daha hızlı bir şekilde yapılabiliyor. O iş modeli tamamen başkalaştı. Geri dönülmez bir şekilde değişti. İşte içinde olduğumuz zaman bazen çok fark etmiyoruz, değil mi? Yani bu geriye dönüp biraz böyle düşününce 15-20-25 yılda neler değişmiş. Şu anda da çok şey değişiyor. Virüs bunu hızlandırınca bunu konuşmaya başladık. Ya evet, çok ciddi değişiklikler oluyor ve olacak diye konuşmaya başladık aslında. Mesela şey abi, şimdi aynı kuşakta olduğumuz için Facebook büyük bir devrimdi. Ya ben açıkçası yani Facebook böyle hayatımızın artık hiç kaybolmayacak bir parçası olacağını düşünüyordum. Fakat ne oldu? Facebook yeni Instagram aldı. Şu anda 30 yaş altı insanların Facebook hesabı yok ya da varsa da girmiyorlar. Yok. Facebook kullanılmıyor artık. Ha, ben dün üniversitede konuşurken de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi dedim ki, bakın siz mezun olduğunuzda da Instagram olmayacak. Yani böyle hızlı bir değişim olacak. Ha tabii bunları devler satın aldığı için kendi modelleriyle yapıp birbirlerini çapraz bağlıyorlar, iş modelleri kuruyorlar, başka bir şey. Ama kullanıcının alışkanlığı, kullanıcının talepleri hızla da değişecek. Yani değişim kullanıcı taleplerini de değiştirecek, evet. Ve yeni modelleri zorlayacak. Evet, mesela yıllar önce bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. Öyle geyik muhabbeti derler ya. Dedi ki ya biz bir düğün platformu yapalım. Her şey online ve dijital olsun. Nasıl ya? Olur mu öyle şey? Olur. Herkes farklı illerde bağlansın. Herkes birbirini görsün. Eğlensin. Ortak müzik yayını olabilir. Takılar online takılır, gönderilir falan. Şimdi haberlerde öyle bir şey gördüm.
işte farklı şehirlerden akrabalarla kişisel olarak bir araya gelmişler. Seyahat yasağı var ya. Kendilerine işte kına gecesi yapmışlar, eğlenmişler falan. Şimdi belki bir süre sonra gerçekleşecek bu. Yani fiziksel olarak bir yere gitmeye gerek olmayacak. Nikah salonuna gidelim, orada konuklar gelsin. Değil mi? Bunun online versiyonu olabilir hakikaten. Dün geçen toplantımızda dedi ya bir arkadaşım, dijital meyhane. Doğru hatırlıyorum. Dijital meyhane. Oluyor şimdi. Arkadaşlar bir araya geliyorlar dijital olarak, değil mi? Telgraf diye bir şey vardı şimdi. Düğün deyince aklıma geldi. Düğünlerde telgraf çekilirdi. O zamana kadar, değil mi? Şimdi kimse hatırlamaz. Ya babam bütün kendi düğün 60'taki düğünlerin telgraflarını saklamış. Yani o notları var. Ve tabii 90'da benim düğünüme de telgraflar geldi. Tabii tabii vardı telgraf, yaygındı. 90'da yani telgraf geldiğini hatırlıyorum yani öyle bir şey. Fax'la CV yollanırdı mesela onlara. Sonra şeyler başladı değil mi? SMS. SMS ya. SMS atılıyordu. Doğum günün kutlu olsun. Değil mi? Chat odaları, mirçler vardı. Şimdi mesela Discord diye bir şey çıkmış. Ben de yeni onu gördüm. Bu Discord abi şey. Çocukların oyun paylaşımı. Yani çocuk da demeyelim yani. Oyunu herkes oynuyor. Oyunla ilgili tiyoların paylaşıldığı bir ortamken şimdi Discord abi herkes kullanıyor. Çünkü odalar açıyorsun. Odada görüntülü konuşuyorsun ki biz de ben yeni keşfettim. Şeye getirelim, Discord odasında da sohbet edebiliriz. Yönetim ekranları tabii. Görüntülü var, şey var. Yani acayip bir şey ya. Yani bilmiyorum, korkunç bir... Oyun dünyası ne kadar değişti değil mi? Fiziksel oyunlar vardı bizim çocukluğumuzda olan. Saklambaç, körebet, çelik, çomak, beş taş, yedi kirevitler falan. Bir de dijital pazarlama inanılmaz bir noktaya geldi. Yani bugün bir ürünü pazarlayacaksanız eski geleneksel yöntemlere hiç ihtiyacınız yok. Tamamen kişiselleştirip o kişinin alışveriş sitelerinde hangi ürünlere baktığını önceden görüp ona kişiselleştirilmiş bir reklam kampanyası yürütebilirsiniz. Bunun online takibini yapabilirsiniz. Ne kadar bir reklam gideri harcadınız, bunun ne kadar geri döndü size. Çok verimliliği hızlı şekilde ölçebilirsiniz. Giderek kişiselleşme bu dijital çağda çok yoğun şekilde artıyor. Her ürün neredeyse ürünü kullanacak nihai tüketici tarafından kişiselleştirilmiş, elverişli hale geldi. Tüketici de bunu talep ediyor. Yani benim kullandığım araba, bilgisayar ya da telefon sokaktaki herkesinki, herhangi birinkisiyle aynı olmasın. Ben bunu bir şekilde kişiselleştirebileyim istiyor. Bu da çok önem kazandı. Şirketler de tabii bunun bir maliyeti var şirketlere. Seri üretim bandında aynı ürünü, aynı hizmeti çıkartmak belki kolay olabilir ama kişiselleştirme çok farklı bir konu. Örneğin e-ticarette şu konuşuluyor şimdi. Benim nerede olduğumu telefonumdan online ticaret şirketi takip etsin ve neredeysem ürünü oraya getirsin. Bana adres falan sormasın. Ben bugün buradayım, hafta sonu yazlıktayım ama hafta sonu gelmeyecekse pazartesi ofisimde olacağım. Yani 3 ayrı lokasyondan birinde olabilirim. Benim nerede olduğum zaten cep telefonum aracılığıyla malum. Yani ben açtığım zaman konum bilgisini oraya getirsin. Bana sormasın nerede olduğumu, değil mi? Bunu talep ediyor müşteriler artık. Veya farklı saatlerde teslimatlar. Yani kargo firması akşam 6'ya kadar teslimat yapıyor olabilir. Ama ben biraz fark verip 10'da teslim almak istiyorum. Akşam mesaiye kalacağım belki şirkette veya arkadaşlarla dışarıda olacağım. 10'da evde olacağım diyorlar. Bunları talep ediyor müşteri. Bu da kişiselleştirilmiş bir servis talebi aslında. Online ticarete özgü bir örnek. Doğru. Bu videoyu çekmeden dün gece işte rast geldim. Harari'nin bir videosunu, bir konuşmasını şey yaptım. Diyor ki ben öğrencilerime diyorum ki diyor ilk başladıklarında 3 yıl sonra buradan mezun olurken ne kadar az şey biliyorsanız o kadar iyi. Neden? Çünkü bir bilmediğinizi düşündüğünüz anda daha çok şey öğrenirsiniz. Buraya geldiğinizde bir sürü şeyi aslında yanlış biliyordunuz, devleti, savaşları, tarihi, o bilgilerinizin tekrar yenileme şansınız olacak bilmemeyi şey yapar. İkincisi de şimdiki zamanla gelecek arasındaki perspektifi ne kadar az bilirseniz o kadar büyüteceksiniz. Sen geçen toplantıda bu dijital yıkıcı, dijital dönüşümcüler deneyim zehirdir diye bir ifade söyledin. Ve Harari'nin o sözüyle üst üste gelince çok hoşuma gitti. Yarın dedim Gönenç'le bunu da konuşalım. Evet. Bir de deneyim. Çok güzel.
Mesela ehliyet alıyoruz, ömür boyu geçerli değil mi? Veya kaptanlık belgem var benim. Tuhaf geliyor bana. Ömür boyu geçerli. Bir defa girdik sınava. Ömür boyu ben kaptanım. 26 metreye varan tekne kullanabiliyorum. Kalite Yönetim Vakfı bize eğitimin ilk günü ilk günün başında CEO'nun bir videosunu izlettiler. Sonra eğitmen de bahsetti. Dedi ki bildiğiniz her şeyi unutun. Yani eskiden değerlendirici ve deneyimli değerlendiriciyseniz, baş değerlendiriciyseniz ömür boyu öyle gidiyordu bu. Şimdi bunun belli bir süresi var. 3 yıl. 3 yıl boyunca belli kendini geliştirme faaliyetleri yapmazsanız aynı bizim PMP sürecinde olduğu gibi sertifikanız eğitmen olarak veya değerlendirici olarak artık elinizde olmayacak dedi. Biz dedi deneyimi şöyle değerlendiriyoruz. Bugüne kadar deneyimli olmak çok pozitif ve çok iyiydi ama şimdi soru işaretleri var. Deneyimli olmak iyi demek anlamına gelmiyor. Sen kendini geliştiriyor musun? Yeniliklere açık mısın? Dolayısıyla değerlendiricilik geçmişimizde ben tanıtırken kendim dedim ya 15 yıl. Şimdi onu söylemek bir artı mıdır, bir eksi midir? O, ya sen artık çok enteresan. 15 yıl deneyim sahibi olmanın da bir ikinci tarafı var şu anda. Dezavantajı var. Şu anda 15 yıllık deneyim deyince bu eski kafalı. Bu demek ki relearn olamamış. Unlearn'ı zaten hiç olamamış. Relearn olamamış. Evet. Düşünüyor insan. Dolayısıyla bizim kafamızı bir güzel formatladılar eğitim başına. Dediler ki unutun eski modelle yeni model bambaşka. Bu yeni bir dünya. Burada yeni kavramlar var. Bu yeni kavramları öğrenmeye çalışın. Ve bundan sonra dediler ki o senin ilk başta söylediğin meşhursa hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani ben değerlendiriciyim. 10 yıl, 100 şirket gördüm. 15 yıl. Hiç, yani ben sıfır değerlendiriciyim. Yeni geldim. Belki o tercih sebebi olacak. Ya sürekli kendimize reset atacağız. Yine senin sözün evet. Bu senden. O gece o kadar güzel konuştun ki sürekli kendimize reset atacağız. Görünen yeni dünyanın bizden istediği bu. Diye düşünüyorum. Evet, var mı başka bir şeyler? Vallahi işte, toparlayalım. Yavaş yavaş toparlayalım. Ben gene bu yeni model çok ufuk açıcı oldu. Oradan konumuzla ilgili bölümlere biraz değineyim kapatırken. Model diyor ki kuruluşlar kendi ekosistemlerini çok iyi tanımalıdırlar. Ekosistemin içerisinde işte çevre var, sektör var, toplum var, devlet var. Bu ekosistemdeki değişimleri, sinyallerini iyi algılamalı. Ona göre de kendi geleceğini tasarlamalı ve bunda yıkıcı olmaktan çekinmemeli. Şimdi biz kuruluşlara gittiğimiz zaman değerlendirmeye bunları sorguluyor olacağız. Senin yönün ne? Bu yönü belirlerken içinde bulunduğun ekosisteme ne kadar hakimsin? Sen kendi içinde ne kadar yıkıcı düşünceye sahipsin? Çalışanlarını yenilik yaratıcı olarak teşvik ediyor musun? Bunlar biraz eskisi gibi çok ölçülebilir somut kavramlar değil aslında. Değerlendiriciliğin de zor yanları bunlar. Biraz soyut bir kavram. İşte bu soyut kavramda kuruluşa bir puan veriyorsunuz. Somut bir sonuç ortaya çıkıyor değerlendirme sürecinde. Buraya giden yolda bizlerin de kendimizi öyle bir yıkıcı düşünceyle yenilememiz gerekiyor ki aslında. Mesela kuruluşa gitmeden önce o kuruluşun ekosistemi ne? Nedir? Onlar yönlerin ne olarak belirlemişler? Burada yıkıcı düşünce ne olabilir? Değerlendiriciliğin kavramını da değiştirdiler artık. Bize bir rehber diyorlar, değerlendirici de demiyorlar. Eskiden denetçiydik, sonra değerlendirici olduk. Şimdi rehber olduk. Biz de bu yeni role öğrenmeye, adapte olmaya çalışıyoruz. Ama tabii öğrenme çok keyifli bir süreç. Biz de kuruluşlardan nasıl yıkıcı düşünceye sahip olmalarını bekliyorsak kendimizi aynı şekilde yıkıcı düşünceyle sorgulayacağız, eleştireceğiz, değiştireceğiz, resetleyeceğiz, format atacağız, yeni dünyaya hazırlayacağız. Aynen. Gönenç'im. Şimdi Gönenç'i biz böyle tabii eğitmenler bir araya gelince birbirimize hocam diyoruz. Gönenç hocam, Cem hocam. Dedik yayının başında hoca yok. Biz birbirimizi tanıdığımız gibi konuşalım. Şimdi Gönenç hocam bizim bu eğitmenler Zoom'daki haftalık toplantılarımızın moderatörü, yöneticisi. Hep Gönenç hocam beni yönetiyordu. Şimdi ben programda böyle moderatör gibi oldum. O çok güzel kapanışlar yapıyordu. Hemen böyle bir toparlıyordu, sözü kapanıyordu. Mesela bana kaldı bu kapanış. Gönenç'im çok çok teşekkür ederim. Vallahi ayağına sağlık demeyeceğim. Çünkü herhalde odadan öbür odaya geldin ama zihnine sağlık, yüreğine sağlık, tatlı yüzüne sağlık. En kısa zamanda bu hafta içinde de bu videoyu iki mühendis kanalımızda paylaşacağım. Devamlarını da çekelim. Sen ne kafanda bir şey uyanıyorsa hemen söyle. Zaten bir oda mesafesindeyiz aramızda. Tabii.
Peki o zaman. Yere gelmek çok kolay artık. Benim için de çok keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Görüşmek dileğiyle.